Savaşından, istiklal... Çıkamıyoruz savaşında. CHP'den. Şimdi niçin söylüyorum biliyor musunuz? Eleştirirken Atatürk'ten aldığım güçle eleştiriyorum. 1931 kurultayında diyor ki Atatürk, parti içinde iyi gitmeyen şeyler varsa diyor, acımasızca eleştirin diyor. Mahsurları diyor, ya da faydaları mahsurlarından daha fazladır diyor. Yani onun için bunu bilerek hareket edelim. Bir de sanıyorum geçen sene miydi? e, ee, Sözcü Televizyonu'nda İpek Hanım'la daha önceki başka televizyonlarda da İpek Hanım'la program yaptık. Ben genelde doğru bildiğimi, eğitimim, müktesebatım, deneyimlerim anlatırım. Yani tabii ki insanım hata yapabilirim. Ama bazen bu değerlendirmelerimi beğenmeyenler olabiliyor. Dedim ki İpek Hanım'a. Ya İpek Hanım dedim. Ben böyle bir insanım. Bildiğimi ama burada bir tek taraf tutarım. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafını tutarım. Bana şunu eleştirme, bunu eleştirme, ona çakma, buna çakma diyor musunuz? Dedi ki, "Amiralim serbestsiniz. Burada böyle bir şey olmaz. Zaten benim programımda da olmaz." diyor. Onun için ben bilgim, görgüm dahilinde hata yapabilirim ama bilin ki kafamın arkasında hiçbir şey yoktur doğru değerlendirmelerimi paylaşmaya çalışırım. Şimdi gelelim bu sahil güvenlik botu hmm. hikayesine. Bu yüz karası bir olay. Yüz karası bir olay. Kurumların çöktüğünün somut örneğin, örneklerinden bir tanesi. Şimdi bu olayda iki veçe var, iki yön var. Bir tanesi şu. Yunan sahil güvenlik botunun Türk kıyılarında ne işi var? İkincisi Yunan sahil güvenlik botu. Buralara kadar gelmesine rağmen nasıl göremiyoruz, tespit edemiyoruz, önlem alamıyoruz? Bakın iki yön var. Şimdi gelelim birinci yöne. Niçin Yunan sahil güvenlik botu burada? Çünkü Yunanistan, Yunanistan kendi ülkesini korumaya çalışıyor. Oradaki sahil güvenlik botu hem Yunanistan coğrafyasını hem AB coğrafyasını korumaya çalışıyor. Neye karşı? Sığınmacı istilasına karşı korumaya çalışıyor. Ve bu işin peşine düşüyor. Ama bizim ülkemiz bizim ülkemiz sığınmacı istilasına karşı ülkemizi korumayan bir siyasi iktidar tarafından yönetiliyor. Ve ve bir geri kabul anlaşması yapmışız. Yani geri kabul anlaşmasıyla yani Avrupa Türkiye'yi kendi coğrafyasını koruyabilmek için açık sığınmacı kampı ilan etmiş. Bakın kendi coğrafyasını koruyabilmek için açık sığınmacı kampı ilan etmiş ve Türkiye üzerinden kendisine gelenleri de geri kabul anlaşmasıyla bu ihanet biliyor musunuz? Tekrar Türkiye'ye gönderiyor. O kadar çok akıyorlar ki yani savaş bölgelerinden, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan her yerden Türkiye üzerinden Avrupa'ya akmaya çalışıyorlar. Yunanistan bunu engellemeye çalışıyor. Bir de Frontex diye bir kurum var. Hı hı. Biliyorsunuz. Sınır ve sahil güvenlik ajansı. Neyi koruyor? Schengen sınırlarını korumaya çalışıyor. Şimdi tabii ki bizi ilgilendirmiyor. Yani onlar için biz hiç önemli değiliz. Türkiye coğrafyasını Yok sayıyorlar. Ve kendilerini koruyabilmek için sığınmacıların burada durmasını sağlıyorlar. Burada sorumluluk kimin? Siyasi iktidarın. Hem Türkiye'yi istila ettirerek hem geri kabul anlaşmasına imza ederek Türkiye'ye karşı bir ihanet var. Şimdi gelelim nasıl fark edilmediğini. Çünkü kurumlarda problem var. Eşgüdüm sorunu var. Hatta bu işin içinde olduğum için de biliyorum. Biliyorsunuz Jandarma Genel Komutanlığı kara kuvvetleriyle silahlı kuvvetlerin çatısı içinde deniz kuvvetleri de kimle? Sahil güvenlikle eşgüdüm içinde çalışır. Hepsi de silahlı kuvvetlerin çatısı altında. Bu iktidar başından itibaren sahil güvenlikle jandarmayı koparıp silahlı kuvvetleri çatısı altında İçişleri Bakanlığı'na dahil etmeye çalışıyor. Dedik ki, dendi ki bu çok zararlı. Yani bu eşgüdüm sorunu çıkarır, disiplin sorunu çıkarır, koordinasyon sorunu çıkarır. Görevin icrasında zafiyet doğurur. Peki bunun karşında iktidar somut bir verisi var mı? Yok. İstiyorum da istiyorum. Ama bir türlü olmuyor. Allah'ın lütfu olarak geliştirilen darbe girişiminden sonra çıkarılan KYK'larla bu iki onun Komutanlık onun Buradan evet. buradan ne yapıldı? Koparıldı ve bu iltibat, bu eşgüdüm kayboldu. Şimdi Türkiye'nin eldeki imkanlarıyla mesela deniz kuvvetlerinin uzun ufuk projesi var. Yani her gün gerçek zamanlı olarak Ege'deki taktik resmi görüyor. Yani hangi temaslar nerede? Dost mu, düşman mı, sivil mi? Sahil güvenlik mi? Deniz kuvvetleri unsuru mu? Amerikalı mı? Rus mu? Böyle bir resim var. Bu resmin esasında sahil güvenlik tarafından görülüyor olması, bilgilendiriliyor olması da lazım. Bu sıkıntının siz kurumlar arasındaki Ta tabii e, ki uyumlu. yani kurumlar arası kopukluk var diyorsunuz. Tabii ki kopukluk Koordinasyon var. Koordinasyon kopukluğu. Koparılmış ama bu zafi bunların zafiyet olacağı daha önceden ifade edildi Bilmiyorum. mi? İfade edildi. Bir de yani kurumlar öyle çökmüş vaziyette ki. Bak size şöyle söyleyeyim. Silahlı kuvvetleri şu anda komutanı yok biliyor musunuz? Anayasa madde 117. Diyor ki Genelkurmay Başkanı diyor silahlı kuvvetlerin komutanıdır. Savaş zamanında da diyor Cumhurbaşkanı adına başkomutanlık görevini icra eder diyor. Şimdi bu yetkisi alındı. Ne demek bu? Kuvvetler, kara kuvvetleri komutanlığı, deniz kuvvetleri komutanlığı, hava kuvvetleri komutanlığı Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı değil. Genelkurmay Başkanlığı sadece kendi karargahına bağlı. Ke kendi karargahına kumanda edebiliyor. Peki bugün, bugün silahlı kuvvetlere, bu kuvvetlere kim komuta ediyor? Bir sivil. Kim o savunma bakanı. Yani eski asker olması bir şeyi değiştirmez ki. Hatta anayasamız ne diyor? Anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz diyor. Bakın bu niçin sivil bunu anlatıyor? Yani açıklamada yok ya. Genelkurmay Başkanlığından bir açıklama yok. Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yok. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nden bu konuda hiçbir açıklama yok. Şöyle muhalefetle bu işin üzerine gitmiyor. ve Bunu var ya Tabii defalarca yazdım. Bakın defalarca. Ya şimdi savaş zamanında soruyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri kim komuta edecek? Genelkurmay Başkanı komuta edecekse barış zamanında tatbikatlarını, eğitimlerini yaptırmadığı, koordinasyonunu kontrol etmediği, sekme idare etmediği bir gücü nasıl kullanacak ki? Yoksa so bir savunma bakanı mı yapacak? Bir sivil. E anayasada böyle bir yetki var mı? Bir de hadi şimdi asker. Yarın sivil oldu ne olacak? Ya bakın Türkiye'nin durumu bu diyorum. Kurumlar göçmüş vaziyette. Onun için ben buna şaşırmadım. Bunun işte iki veçesi var. Ve bakın bu sorunun müsebbibi siyasi iktidar. Niçin? Bir, Türkiye'yi açık sığınmacı kamp getirdi. Avrupa'yı korumak için bütün ilticacılar burada. Geri kabul anlaşması bir ihanet. Bir buradan kaynaklanıyor. Bunu hak olarak görüyorlar. Bir de bugün şeyde gördüm. Bir Yunan gazetesinde gördüm. Ee, diyor ki biz diyor hot pursuit yaptık. Yani sıcak takip yaptık diyor. Bunu dedim ya imkansız. Hemen baktım şeye. Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna diyor ki sıcak ta takip diyor diğer ülkenin kara suları sınırında biter diyor. Hatta Türkiye'yi bilgilendirdik diyor. Ya şimdi soruyorum ya İçişleri, Bak İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına bakıyorum. Durumsal farkındalığı Durumu fark etmemiş mi? Bilmiyor hala bilmiyor. Ya Türkiye bu durumda diyorum size ya. Evet. Evet.